Turgay abi haftanın maçıyla başlayalım o zaman bu bölümün. Ne dersin? Evet. Sivas-Spor Galatasaray maçını biraz detaylandırdık. Kadrolar belki. var mı? Kadrolar elimizde henüz yok. Bugünün maçlarına dair kadrolarımız var. Biz tamam. hemen istersen Galatasaray sayfalarıyla başlayalım. Orada bir takım çünkü ipuçları var kadrolara dair. Hemen bakalım Galatasaray'ın gündemine. Şöyle Fanatik gazetesiyle başlayacağız. Kırılma maçı oynayacağız. Oyuncularından bir sonraki hafta oynayacakları Beşiktaş derbisini Unutmalarını istemişler. Bundan önceki galibiyetler bir yana Sivas maçı bir yana diyor. Bu bir kırılma maçı olabilir. Pazar günü kazanırsak çok ciddi avantajlar elde ederiz demiş fanatik gazetesi. Foto gidecekler. maçta derbi 11'i sahada haberi var. Bekliyor musun sen de? Neyi bekliyorum? Kırılmayı mı? Yani şöyle Taylan'ın yerine Yunus Belhan 11'e dönüyormuş. Sivas'ta şöyle Fenerbahçe'yi deviren 11'i sahaya süreceğini anladım ben başlıktan. Evet. İçeriğini okumamışsın. Bunu bekliyormusun? musun? Şimdi aslında. Belanda'yı oynatmak başına bela almaktır. Eğer o hatayı yaparsak ona pişman olur Fatih Hoca. Ee, ben Belanda'yı oynatmasını beklemiyorum ama şu mantıkla oynatabilir. Şu mantıkla. Bak, hem oynatamaz diyorum hem oynatabilir diyorum. ...orada haklısın yani biraz orada bir kıvırma payı bırakıyor. Kendinin farkına varman çok güzel oldu evet. telkinlerimizde. Orada şu olabilir. Ben şuna takıldım. <laughs> neyi bekliyor muyum diyorsun ya? Evet. Ya nasıl neyi bekliyorum? <laughs> Derbi 11'ini sayesinde Rüce'ye bekleniyor diyorum. Neyi bekliyorum? Ama ben o Derbi 11'i bölümünü kaçırdım. O, sırada o zaman haber beni dinlemiyorsun. Haberi. Ya laf aramızda demin üstünü örtür şimdi... ...o göçmenlerin halini gördüm mültecilerini... ...o üstlerini Hı. soymuşlar. Ya bu, bu Yunan hakikaten yani sopalık adam bunlar... ...yemin ediyorum yani... Ulan ne istiyorsun garibandan ya? Garibanı bu soğukta niye soyuyorsun ya? Gördüm, şimdi üstünü örtüm canım sıkılıyor vallahi billahi. Evet. Yani yeğenim çok ciddi bir ameliyat geçirdi. Dört damarı değişti. Dün 7-8 saat hastanedeydik. Birçok insanın derdi vardı. Görüyorum orada e, konuşuyoruz, ediyoruz. Geliyor futbol severler. İnsanlar can derdinde. Bir de burada durduk yere insanların başına derdi olanlar var. Yani benim ülkem 5 milyon kişi, 4 milyon kişi kucak açmış. Hı hı. Sen 10 bin kişi gelince insanları soyuyorsun, sopayla dövüyorsun, kırbaçlıyorsun. Nasıl bir vicdan bu, nasıl bir şey ya? Neyse. Yani insanın kafası tabii dağılıyor. Hakikaten doğrusu. kafam dağılıyor. Ona, o, o, bir tane video izledim biraz evvel de. Hı hı. Bir çocuğu babası hastane yetişmeye çalışıyor. Yetiştiriyor, hastane bombalanmış yani. Hı hı. Neler var hayatta hani. O yüzden biraz kafam dalgındı orada. Haklısın. Ya Belandalı bir 11'i şu kafayla çıkarabilir şu mantıkla. Hı hı. Daha tecrübeli bir adam. Falcao'yu demiştim mi Kadıköy'de öyle tercih eder. Doğru yapabilir bunu. Belki de yapacaktır. İnanıyorum yapacaktır. Ama o noktada sen şurada sıkıntı yaşanır diyorsun hep. Ben yapmam. Belhanda olursa Falcao'nun performansı düşer diyorsun. Falcao da düşer yanındaki Fegül'ün de düşer solundaki de düşer. Çünkü tam merkezdeki adam. Forvet arkası. Onu oraya koyduğun zaman biter. Burada bir haftadır linç edilen iki oyuncu var. Mert Hakan'la Emre Kılınç. Mert Hakan'la Emre Kılınç. Sosyal medyada. Şimdi bir defa bu iki tane genç adama yapılanı eleştiriyorum, kınıyorum. Bu genç adamdan Emre Kılıç işte Galatasaray'a imza atmış ya da e, atacakmış. Hı hı. Size ne kardeşim? Namuslu bir adam. Galatasaray'a imza atsa Galatasaray maçı çıkar, aslanlar gibi oynar. Çıkar oynar. Ha, Mert Akar'ın yaptığı bir hata var ki o gün burada uyarmıştım o gün. Gitti. Erol Bulut'un Fatih Terim'e yaptığı hareketi gol atınca Erol Bulut'a yaptı. Dedim bak bu yanlış anlaşılır. Bu senin Galatasaray maçta başına dert olur dedim. O gün uyardım. Hı hı. Ve o oldu. Futbolcularda da biraz hani çanak tutmayın. Ama ben o iki çocuğun da bu maçta çıkıp ellerinden geleni yapacağını biliyorum. Peki. Onlar asla ve asla gidip geri formanın hakkını vermemek gibi duruma düşmeyeceklerdir çıkıp ellerinden geleni yapacaklardır. Başka türlüsünde kimse düşünmez. Bak Galatasaray'a dair şöyle bir tahmin var. Foto maçı görelim. Derbi 11'i sahada dedik. Yani birisini değişecek. Kalede Mustara oynayacak. Savunma attı. Mariana Donk, Markov ve Saraci'den oluşuyor Turgu abi. Orta alanla Seri, Ömer Bayram var. Belhanda ilk 11'e dönüyor. Hücum attı da Feguli, Onyekuru ve Falco'dan oluşacak. Şimdi, şimdi orada okuduğun 11'de Lemina yok doğru mu? Lemina yok. Lemina'nın kulübede olması bekleniyor. Bak şimdi Foto maçı bizim gaz 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 gazetenin ee, muhabirleri iyidir. Hı -hı. Yani bu belki her zaman bir iki istisna olabilir. O son anda değişir ama genelde iyidir. O aşağı yukarı 11 çıkar. Hı -hı. Fakat leminasız çıkıp belandayla çıkmak muhalifete davete çıkarmaktır Çiğdem Ceylan. Leminasız çıkıp belandayla çıkmak muhalifete davete çıkarmaktır. Bir Futbol sakatlık sebebiyle da... belki kulübede olacak. Yani sakatlık mecburi sebeplerle bak, olabilir. Bak ben sana şimdi buradan bir tecrübeli biri olarak bir tavsiye Sakatlık sebebiyle kimse kulübede olmaz. Bu yalan. Hı hı. Bu bu tür haberleri yazanlar bilmiyorlar. Çiğdem, sakat adam evinde olur. Sakat adam doktorun yanında olur. Kulübede olan sakatlık maziyeti olamaz. Hı hı. Sakat adamın kulübede ne işi var? İkinci yerine oyuna dahil edilecek Fatih Terim onu... Beşiktaş maçına saklıyor diye bir detay Maç var. Maç eksiği olabilir adamın <laughs> o ayrı bir şey. Sakatlığı olduğu için kulübede diyorsa o yalan. Sakat adam kulübede ne işi var? Yani kulübeye kim gelir? Hazır adam gelir. Oynayabilecek adam gelir. O yüzden ben Lemina'nın bu, bu böyle bir deplasmanda <laughs> en önemli oyuncu olacağını düşünüyorum. Olması gerekir. Mesela Hakan Mert ya da Mert Hakan, Emre Kılınç, Sivas'ın diğer orta sahası araya sarkabilen oyuncular. Ciba gibi oyuncular hepsi. Orada seri pas trafiğini sağlayabilecek mi? Çok emin değilim. Geri gelecek top kapacak, öne gidecek ama yanında bir lemin olsa nefes alabileceği, evet. al topu tekrar bana ver diyebileceği bir adam olsa dengelenir. Yani Lemina oynayacak gibiyse ilk 11'de başlamalıyorsun. Başlamalı, başlamazsa sıkıntı olur. Berlan da zaten başlaması sıkıntı Dört 4 kritik emir. Buraya da bakalım Turgay abi. Foto maç gazetesindeyiz yine. Bu sefer 11. sayfa ekranlarımızda. Kanatlarda güçlüler Emre ve Fernando'ya dikkat edelim diyor Fatih Terim. Kontrata hızlı çıkıyorlar, geriye çabuk dönün demiş. Gereksiz riske girmeyin, ezberlediğimiz taktik devam. Yatabari uzun top atıyorlar, razı Şöyle edilmesin mı? diyor. Ee, kolay değilse bu maç konuşalım çünkü bu ön hafta denen maç. Tabii İki takımdan biri kopacak. Geçen hafta Fenerbahçe 11'i var Galatasaray'ın. Muhtemeli var bizde hazır. Bir soralım arkadaşlarımıza. Değil mi? Hı, -hı. Aslı şimdi kuduruyor aşağıda değil mi? Nasıl? Aslı şimdi kuduruyor aşağıda yönetmenimiz. Aa, niye çok tecrübeli bir yönetmeniz? Niye kudursun yani? Turgay Demir yine mi bir şey istiyorsun ya falan yapıyor. <laughs> Sanmıyorum. Yani siz nasıl bir lanse ediyorsunuz? <laughs> ya Çiğdem sen nasıl yani. bir numara ediyorsun <laughs> ya? Ben böyle bir şey görmedim ya. Yemin ediyorum ya. Bana. Ee, sen nasıl bir tehlikeli bir insansın <laughs> ya? Böyle, ben mi tehlikeliyim? Hiçbir şey. Ay satmıyorum. falan. Ha, ya böyle. Allah Allah. Ya şu anda biliyorsun ki Aslı şu anda kuduruyor aşağıda. Diyor ki. Diyor hayır kudurmuyorum. Ya Turgay ya, Demir ya, Bola, yorga, yorga, yine bir şey mi istedin falan diyor. Ekibimize laf ettirme Turgay Demir. Sayın bu arada bir saniye dinleyebilir miyim aşağıya? Yine yap yapacağınızı yapıyoruz. Hazır mıdır acaba? Yokmuş şu anda elimizde. Yokmuş. Buyurun. Şey. Tamam. <laughs> tamam ben kadroyu sayarak söyleyeyim. <laughs> tamam olur. Ön tarafta Falka Arkasında Belanda. Sağda Fegülü. Solda Hı. Ömer Bayram. Tamam. Bu dört oyuncu. Belanda geri gelemez. Fegülü refakatçi olarak gelir. Falka Gelmez. 11'den kaç çıktı? 3. Kaldı 8. Bu 3'ü geri gelemez. Hoca demiş ya 4 emir. Hani çabuk gelin hı hı. konta atar. 3'ü gelemez. Orta sahada seri. Çok öne çıkarsa geriye çok çabuk dönemeyebilir. Etti 3.5'tan 4. Tamam. Kanat oyuncuları, hızlı oyuncular gider gelirler. Ömer Bayram geri gelir. Hı hı. Tamam. Savunman ağır oyuncular. Donk başta ağır oyuncular. İyi top kullanan ağır oyuncular. Yani Fernando, Emre Kılıç, hatta dediğim gibi arkaya arkadan gelen Hakan Mert. Bunlar çok çabuk oyuncular. Yani bu emirleri oyuncuların yerine getirmek çok kolay değil. Emir verilmiş ama eğer hı hı. E, bu dizilişe göre baktığında orada bir lemina istiyor bu emirler. O leminayı istiyor. Belanda'yı da istemiyor. Mesela Emre Akbaba istiyor o emirler bana göre. Emre Baba en azından bir 20 metreye sağlam gelir geriye. Hı hı. O nedenle Lemina ve Belanda konusuna çekince koyuyorum. Diğer, mutabı, Diğer isimlerde mutabakısını anladım. Diğer isimlerde bir sıkıntı yok bana göre. Peki. E, üçüncü saat diliminde biraz Sivas Spor'da değerlendiririz istersen. Şimdi kanalın dakikalarımızda günün maçlarına bakmaya devam edelim. Fenerbahçe-Denizli spor konuşmaya başlamıştık. E, ama biz Trabzonspor'la devam edelim. Gaziantep-Trabzonspor diyeceğiz. İlk saat dilimizde değerlendirecek Fenerbahçe'yi. Trabzonspor zorlanır mı Antep deplasmanında? Zorlanmaz. Zorlanmadan maçı olacaktır diyorsun. Niye biliyor musun? Gollü maç olur. Antep'te iyi forvet oyuncuları var. Pozisyon bulur. Biraz daha böyle oyunu tutmayı öğrendiler falan. Ama Trabzon'un ön tarafı o kadar iyi ki. Boşluğu buldu mu gol atıyor. Antep'te o boşluğu veren bir takım. Evet. Trabzonspor gol yer. Bak